Aa, ne güzel bisikletler onlar, renkli renk. Evet, hepsini ben boyadım. Saklambaç bitsin. Sonra tahta bisikletlerle oynayalım. Tamam. Hadi kapat gözlerini. Ona kadar sayacağım. Ay, hemen çok gizli bir yere saklanmalıyım. 5, 6, en iyisi şurası. 9, 10. Durayım arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ev olur. Lili neredeymiş bakalım? Burada mıymış? Değilmiş. Lili burada mı? Burada da yok. Arkadaşlar, Lili orada mı? Hayır. Ha, şaka yaptım zaten. Lili'nin orada olmadığını biliyorum. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Nerede ki? Aa, Lili yok ama bisikleti burada. Alayım bari. Hı? Lili'nin ikinci bisikleti de burada. Bunu da alayım bari. Ama Lili'nin üçüncü bisikleti de burada. Lili'nin bütün bisikletleri buradaysa... Demek ki Lili orada. Sobe, sobe. Ya, haksızlık ama. Sen beni nasıl öyle kolay buldun Kiriko? Çok iyi saklanmıştım. Nereye saklandığımı gördüm bence. Mızıkçılık yaptın. Mızıkçılık yapar mıymış Lili? Bak, bisikletleri düşürmüşsün. Ben dakika yürüttüm. Dedim ki Lili'nin bisikletleri buradaysa belki Lili de buradadır. Aa, bisikletleri takip ederek mi buldun beni? Ne sandın akıllım? Telefonda Düş Yeri app'in yok mu? Hemen indir. Buldum işte. Ha? Hoş bulduk. Söyleyin bakalım, neye gülüyordunuz? Saklambaç oynuyorduk. Lili saklandı. Saklanırken misketleri düşürmüş. Liko da beni düşürdüğüm misketlerimi takip ederek buldu. Aferin Liko. Gerçekten zor bir iş başarmışsın. Bu yeteneğin oynayacağımız oyunda da işe yarayabilir. Oyunda Lili'nin misketlerini mi bulacağım? Ay, yaşasın. Yine çok güzel bir oyun var galiba. Hadi anlat kılavuz. Tamam, sakin olun. Anlatıyorum şimdi. Oyunumuzun adı... İzleri takip et oyunu. İz ne demek kılavuz? Herhangi bir şeyin gittiği yerde bıraktığı belirtiye izlenir Liko. Örneğin Lili ta ileride bir yere gitti. Giderken de bastığı yerlerde ayağının izleri kaldı. Biz bu ayak izlerini takip ederek Lili'yi bulabiliriz. He, anladım kılavuz. Oyunla neyin izini takip edeceğiz peki? Anlatıyorum. Önce oyun labirentine gideceksiniz. Oyun labirentinde 4 tane pano. Bu panoların her birinde 4 mevsimin resmi var. Ama panoların önünde perde var. Ve oyun gereği panodaki resmin adını söylemeden de bu perdeleri açmayacaksınız. Ay, çok heyecanlı bir oyuna benziyor. Benim de çok sevdiğim bir oyun bu Lili. Bu panoları birer birer bulmanız lazım. Panoları bulmanız için yolda izler göreceksiniz. Bu izleri takip ederek hem panoyu bulacaksınız hem de izler ipuçlarınız olacak. Çünkü hangi mevsim panosuna doğru gidiyorsanız takip ettiğiniz izler de o mevsimle ilişkili olacak. Kum saati dolmadan 4 mevsim panosunu da doğru tahmin ettiğiniz zaman... Oyunu kazanmış olacağız. Evet Liko, her zaman doğru bildin. Oyuna başlamaya hazır mısınız? Hazırız. Siz oyuna başlamaya hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Herkes hazır olduğuna göre hadi labirente. 3, 2, 1 ve oyun başladı. Bu havucu yere kim attı ki? Havuç yere atılır mı hiç? Atılmaz tabii Lili. Ama önce ilk panoya giden izleri bulalım. Sonra havucu yerden... Lili! Bu havuç panoya giden izlerden biri olabilir. Havucun hangi mevsimle ilgisi var ki Liko? Bilmiyorum. Bence biraz takip edersek geri izler bulabiliriz. Lili bak, atkı var. Yakıştı mı? Çok yakıştı Liko ama onu takmak için hava biraz sıcak değil mi? Çok sıcak, terledim bile. Galiba bu atkı da bir iz. Hadi devam edelim. Bakalım daha ne bulacağız. Aa, çok güzel bir eldiven Liko. Bunları buralara kılavuz bıraktı galiba. Ben bıraktım ama hala panoyu bulamadınız. Yanıldı kılavuz. Parayı bulduk bile. Lili bak, orada. Nerede? Bak. Panoyu bulduk. Ama panoda hangi resmin olduğunu bulamadık hala.
İpuçlarımıza bakalım önce. Bir tane atkımız var. Atkı sıcak havalarda takılmaz. Çok soğukta takılır. Eldiven de öyle. Buz gibi çok soğuk havalarda annem eldiven takar ellerime. Yani atkı ve eldiven kış mevsiminde takılır Leli. Evet, bulduk bulduk kış mevsimi. Ama havucun kışla ne ilgisi olabilir? Havucun kışla ne ilgisi olabilir? Düşünelim. Hızlı düşünün ama. Buldum. Liko, kardan adam yaparken hangi meyve sebzeleri kullanırız? Zeytin kullanırız. Sonra havuç kullanırız dedik. Havuç. Bulduk kılavuz. Bu panoda kış mevsimi resmi var. Perdeyi açıyorum. Kum saati azalıyor. Bu kum saati de hemencik azalıyor ha. Mızmızlanmayı bırak da koş Liko. Sen bu tarafa bak. Ben de bu tarafa bakacağım. Tamam. Liko. Ha? Liko. Aa, Leli beni çağırıyor. Geldim Leli. Liko gel gel, burası çok güzel. Burası ne güzelmiş böyle Leli. İnsan bu şemsiyenin altında hiç güneşten kızarmaz bence. Sandalyeler de çok rahat. Şurada biraz uyusam mı? Uyursanız oyunu kim oynayacak? Yaşasın dondurma. Dur Liko. Dondurmayı sonra yersin. Bak demek ki mevsim panosuna yaklaştık. Bu dondurma bir iz. Bizim ipucumuz, anlamadın mı? Bu kadar lezzetli izler olmak zorunda mıydı kılavuz? İnsanın canı çekiyor. Oyundan sonra yersin Liko. Amma da sabırsızmışsın sen de. Tamam ya. Hadi arabaya devam edelim Leli. Ay. Hı? Aa, o ne ki topuk gibi? Karpuz bu akıllım. Bu karpuz o da pano. Hı? Şimdi bakalım hangi mevsim olabilir? Bir tane güneş şemsiyesi bulduk. Güneş şemsiyesini hangi mevsimde kullandığımızı biliyor musunuz arkadaşlar? Yaz mevsiminde kullanırız. Doğru. Peki dondurma ne zaman yeriz? Onu da yaz mevsiminde yeriz. Harikasınız. Bunu da sen söyle bakalım kılavuz. Karpuz hangi mevsimde olur? Tabii ki yaz mevsiminde. O zaman bu perdenin arkasındaki resim de yaz mevsimi. Hadi üçüncüyü de bulalım Liko. Şemsiye. Hı? Aa, ama bunlar iki tane. Nasıl oluyor ki? İzleri takip edince neden böyle olduğunu anlayacaksınız. Hadi devam edin. Az zamanımız kaldı. Bu ne Leli? Monta benziyor. Ben de bilmiyorum. Kılavuz ne bunlar? Yağmurluk deniyor bunlara Leli. Yağmurlu havalarda üzerimizde. Yağmurluk giydiğimiz zaman üzerimiz ıslanmaz. Çünkü su geçirmezler. Demek ki yağmurlu havalarda giyiliyor. Biz galiba farklı iki mevsimin resmi olan panolara doğru gidiyoruz ama izler aynı. Hangi panoda hangi mevsim olduğunu nasıl anlayacağız? Hiç bilmiyorum. Galiba yürümeyi devam etmemiz en mantıklısı Liko. Haklısın. Liko bak burada ne var? Ben de bir yaprak buldum Leli. Ama kurumuş. Panolar da orada Liko, koş hadi. Bu panoların birinde bir mevsim, diğerinde de başka bir mevsim var. Değil mi kılavuz? Evet Leli, doğru bildin. Birinde biri, ötekinde öteki. Biz kış mevsimini ve yaz mevsimini bulduğumuza göre birinde ilkbahar, birinde sonbahar var. Ama hangisinde ilkbahar, hangisinde sonbahar olduğunu nereden bileceğiz? Leli, Liko, o izleri boşuna mı bırakıyorum ben? Onlar sizin panoda resmi olan mevsimi bilmeniz için ipuçları. Bulduğunuz izleri bir düşünün. Önce ikimiz de birer şemsiye ve birer yağmurluk bulduk. Şemsiye yağmurlu havalarda kullanılır. Yağmurluk da zaten adından belli. Yağmurlu havada giyilir. Demek ki iki mevsimde de yağmur yağıyor. Kum saati akıyor. Aa, ben kurumuş bir yaprak buldum. Ben de mis gibi kokan bir çiçek buldum. Hadi arkadaşlar biraz acele edin. Çok az zamanımız kaldı. 7. Ya biliyorum ikisi de bahar ama hangisi ilkbahar? Hangisi sonbahar hatırlayamadım. Ay arkadaşlar lütfen bize yardım edin. Bir sürü çiçeğin olduğu ay hangisiydi? 5. İlkbahar. Hı? Doğru ya. İlkbaharda bir sürü çiçek olur. Kırlar, her yer çiçek dolar. Benim panomda ilkbahar var. Seninkinde sonbahar demek ki Liko. Hadi açalım. Perdeler açılsın. 1. İlkbahar. Sonbahar. Bizimle oynadığınız için teşekkür ederim.
Teşekkürler arkadaşlar. Tekrar gelin. Hoşçakalın. Güle güle. Ama çok merak ettik pisi. Ne var ki örtünün altında? Merhaba çocuklar. Merhaba cücü. Merhaba cücü. Merhaba cücü. Üçünüzü bir arada görmek ne güzel. Bugün Pin'in doğum günü cücü. Ne güzel. Pan, Pin'e yaş günü için bir şaşırtı yapmak istiyor. Neymiş peki şaşırtı? Pan bir şarkı bestelemiş. Evet cücü. Kardeşim için bir şarkı hazırladım. Onu doğum gününde Pin'e söyleyeceğim. Çok güzel bir şaşırtı canım. Ben ksilofon çalacağım. Ben de müzika. Ama Pin'e ne çalacağını göstermiyor. Ne çalacaksın? Hadi göster Pin'i. Tamam tamam. Hazır mısınız? Evet. Nerede bateri çalacağım? Tam 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 tam. Ne? Bateri. Bateri mi? Ay, bu nasıl bir çalgı böyle pisi? Bir sürü şey var burada. Evet, o bir sürü şey dediğin şeyler. Vurmalı Çalgılar Grubu Pan. Vurmalı Çalgılar Grubu mu? Evet, Kara Karga. Beş davuldan ve zillerden oluşan bir çalgı grubu. Sen şimdi koca bir grubu mu çalıyorsun yani? Evet, çalması da çok eğlenceli bak. Şarkılarda ritim için bateri çalınır. Biliyor musunuz? En eski çalgılardan biridir bateri çocuklar. Ya. Peki o elindekiler ne pisi? Baget. Bateri, baget denilen bu sopalarla çalınır Kara Karga. Biraz daha çalsana pisi. Tamam. Çekebilir miyim Pan? Tabii. Bateri. Bu bir bateri. Hayatımıza hoş geldin bateri. Cücü, bir konuda bize yardım eder misin? Tabii Pan. Biz şimdi Pin'i buraya çağırdık ama o geldiğinde saklanacağız. Sen Pin'i gördüğünde bize haber verir misin? Tabii ki veririm. Hey, yaşasın. Harika. Hadi bize şarkıyı söyle Pan. Benim benim çok kıymetlim. Benim benim her şeyim. Seni ben seni ben seni ben çok severim. Canım benim mutlu ol. Yaşarken hep doğru ol. Her zaman yanımda ol. Mutlu mutlu çok mutlu ol. Mutlu mutlu çok mutlu ol. Pisi, ağlıyor musun sen? Mutluluktan ağlıyorum. Kara Karga, sen de mi? Ben de çok duygulandım. Sen duygulanır mıydın Karga? Aha. Aşk olsun Pan. Sen beni pek tanıyamadın bence. Tamam tamam. Şaka yaptım. Sen de beğendin mi şarkımızı Gücü? Çok beğendim Pan. Bence kardeşin de çok beğenecek. Çok az zaman kaldı. Hemen başlayalım provaya. Çok güzel olmadı sanki. Evet evet. Niye güzel çalamadık ki? Bilmiyorum. Bence de güzel olmadı sanki. Ben de çok iyi çalamadım. Hadi yeniden deneyelim. Bu sefer olacak. Kuak. 3, 2, 1. Benim benim canım kardeşim. Benim benim çok kıymetlim. Benim benim. Pan pan. Ne oldu cücü? Pin geliyor. Kara
karga şaka yapacak değil ya. Bir kez de ben yapayım istedim. Seni gidiyorsun seni. Bizi kandırdın. Hadi yeniden provaya dönelim. Hadi. Üç, iki, bir. Benim, benim canım kardeşim. Benim, benim çok kıymetlim. Cücü senden haber bekliyoruz. Tamam, merak etmeyin. Aa, bunlar da ne böyle? Merhaba Cücü. Merhaba Pin. Cücü. Efendim Pin? Bugün benim için çok özel bir gün. Ne güzel. Nedenini sormayacak mısın? Yok. Çok özel bir gün diyorum ama. Olabilir. Merak edersin sanmıştım. Merak etmedim. Çünkü nedenini biliyorum. Bu senin için canım kardeşim. Doğum günün kutlu olsun Pin. Benim canım kardeşim. Pin'im benim çok kıymetlim. Pin'im benim her şeyim. Seni ben çok severim. Canım Pin'im mutlu ol. Yaşarken hep doğru. Karga hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Gitara mı? Piyanoya mı? Bateriye mi? Evet, doğru, bateriye. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir bateri çizin. Düş yeri epey indir, en eğlenceli okul evine gelsin. Milli Eğitim müfredatıyla uyumlu eğlence dolu şarkılar, klipler Düş Yeri App'te. Hemen indir.